Merhaba, ben Buse Kozok. Geride bıraktığımız haftada küresel piyasalarda ABD'de tarım dışı istihdam ve yeni koronavirüs varyantı olan Omikron'a ilişkin gelişmeler takip edilirken, yurt içi piyasalarda büyüme ve enflasyon verileriyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın döviz müdahaleleri ön plana çıktı. Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni bir koronavirüs varyantı sarsıntısı ile bir önceki haftayı kapatan piyasalar, ABD Başkanı Biden'ın Omikron varyantından endişe duyduklarını ancak bunun bir panik sebebi olmadığını söylemesiyle toparlandı. ABD'de tarım dışı istihdam, Kasım ayında beklentilerin altında 210 bin artış gösterdi. Ons altın veriyle birlikte satıcılı işlem gördü. Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %7.4 büyüdü. Enflasyon Kasım ayında beklentilerin üzerinde aylık %3.51, yıllık %21.31 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon 2018 yılı Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Yurt içi üretici fiyat endeksi TL'deki sert değer kaybının etkisiyle aylık %9.99 artarken yıllık %54.62 ile Nisan 2002'den bu yana en yüksek artışını gerçekleştirdi. Enflasyon verisinde beklentiler yükselirken Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceği beklentisi TL'deki değer kaybında etkili oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 1 Aralık 2021'de döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurdu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası son olarak doğrudan döviz müdahalelerini 7 sene önce Ocak 2014'te 3.15 milyar dolarlık satışla yapmıştı. Merkez Bankası dolar TL'nin cuma günü 13.89 ile rekor tazelemesi sonrası tekrar piyasaya doğrudan müdahale ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görev değişikliği yaşanırken yeni bakan Lütfi Elvan'ın yerine Nurettin Nebati oldu. Bu hafta açıklanacak verilerde Euro bölgesinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Ledgert'ın çarşamba günü yapacağı konuşmayı takip ederken Amerika Birleşik Devletleri'nde iş imkanları ve personel değişim oranı verisi, ham petrol stokları, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verilerini takip edeceğiz. Yurt içi piyasalarda cuma günü Ekim ayı işsizlik oranı verisi önemli olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.